Herkese selamlar. OKEX'in katkılarıyla sunduğumuz haftalık piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir dilekleriyle başlamak isterdim. Fakat özellikle Bitcoin'in son düşüşünden sonra markette çok bir volatilite olmadı aslında. Marketin genelinden ziyade XAI, AI, işte PIT, JTO gibi projelerde ara ara güzel yükselişler yaşandı ki özellikle son 2 gündür tamamen XAI ve AI konuşuluyor. Ama onun dışında genel olarak markete şöyle bir baktığımızda hem Bitcoin'de çok bir hareket olmadı hem de altcoin'lerin genelinde pek fazla hareket olmadı. Veya tam bu bölgeden tepki aldı yükseliyor derken bir anda fiyatlarda geri çekilmeler görebildik. E şimdi çok fazla vaktinizi almadan hemen şöyle hızlıca Bitcoin grafiğiyle başlayalım. Öncelikle Bitcoin'deki destek seviyelerini bir önceki videoda konuşmuştuk. Fiyat 44.700, 44.500 bölgesini kaybetmesiyle beraber sert ve hızlı bir şekilde 41.300 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı. Fakat bu bölge daha önce de çok defa konuşmuştuk. Hani bu zamana kadar aslında yani genel olarak baktığımızda Bitcoin bu bölgeye gelene kadar çok fazla likidite, çok fazla işte longçu biriktirerek geldi ve bunların birçoğu da beklenen ETF haberinden dolayı temizlenmedi bunlardan en çok dikkat çeken ise 40.200 bölgesi olmuştu. Bu bölgede hala bir silkeleme hareketi gerçekleşmedi. Şu zamana kadar Bitcoin'in teknik analizden çok temeli kuvvetli olduğu için ciddi bir yükseliş yaşanmıştı. Hani teknik çok fazla çalışmamıştı açıkçası. Bu noktadan sonra Bitcoin tarafında özellikle hani tekniğin de artık devreye gireceğini düşünüyorum. Bu noktada şu an Bitcoin'de benim beklediğim iki bölge var. Bunlardan bir tane hatta ben bununla alakalı geçtiğimiz günlerde bir tweet paylaşmıştım. Fiyat kaybetmiş olduğu direnç bölgesi olan 44.500-44.600 seviyelerine bir retest verdikten sonra 40.200 bölgesine kadar bir geri çekilme hatta bu bölgenin de altına bir fitil atma ihtimali mevcut. Neden bu bölgeyi bekliyorum? Şöyle 4 saatlikte değil de daha kısa zaman diliminde bakacak olursak gene şu bölgede çok fazla shortçu birikti. Çok fazla fiyatı short'lan oldu. Bitcoin genellikle bir yöne doğru gidecekse tam tersi yönündekileri silkelemeden gitmiyor. Eğer ki 40.200 seviyelerine bir geri çekilme, 40.000 seviyelerine bir geri çekilme gelecekse Bitcoin'de öncelikle hani ilk olarak şuradaki shortçuları silkeleyip ondan sonra geri çekilme yaşayacaktır. Bu noktada hani bana göre belirleyici olacak direnç seviyesi dediğim gibi 44.500 44.750 seviyeleri olacaktır. Fiyat olur da bu bölgeye gelmeden bir geri çekilme yaşarsa da ilk olarak benim takip edeceğim ve hani genel olarak herkesin beklediği bölge olan 40.200 seviyeleri fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz ilk destek bölgesi olacaktır. Fakat dediğim gibi bu bölgenin altına sert bir fitil de atabilir. Bu fitili attıktan sonra şu şekilde bir hareket gerçekleştirirse her zaman belirttiğim gibi 40.200 bölgesinin retestinde pozisyona dahil olmayı düşünüyorum. Fakat olur da tıpkı bu alanda olduğu gibi hacimli bir şekilde bir geri çekilme yaşarsa da 35.000, 35.600 seviyeleri Bitcoin'de beklediğim bir alt güvenli ve önemli olduğunu düşündüğüm destek bandı olarak takip edeceğim. Alan olacaktır. Bu arada Ordinin alarmı çaldığı için şöyle hızlıca e ordinin grafiğini de bir bakalım. Ordinin grafiğini ben e, hatta Discord'ta da paylaşmıştım. Gene hani videoda da belirtmiş olayım. E, 77.70 üzerinde yapacak kapanışla beraber bu bölgenin retestinde long pozisyon almayı düşünüyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Hatta fiyat şunu da yapabilir. Fiyat hani burada kapanış yaptıktan sonra bu bölge bir test gerçekleştirir. Hafif tepki aldıktan sonra biraz daha alta bir geri çekilme yapıp ondan sonra yükselişine sürdürebilir ki buradaki longları da kendine yakıt olarak toplayabilsin. Bu noktada mutlaka ama mutlaka ufak miktar ve kademeli olarak ben bu alanda bir pozisyon almayı düşünüyorum. İlk hedef olaraksa gene takip edeceğim bölge 85 dolar seviyeleri olacaktır. ve Bu bölgede kazanırsa ordininden çok fazla grafik geçmiş olmadığı için yeni bir ATH yapması gayet mümkün. Hani şöyle baktığımızda da hani yükseliş trendini ordi hala sürdürüyor. Artık gelir mi mi tabii ki bunu bilmek çok mümkün değil. Fakat şu yükselen kanal yapısının direnci olan 105 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görülmesi mümkün. Bunu da alarm çaldığı için şöyle araya sıkıştırmış olalım. Ethereum'la devam edelim. Ethereum'da gene benzer şekilde önceki videolarda direnç bölgesi olarak 2730 hatta ben bunu ninjanish.e üzerinde de paylaşmıştım. 2730 direncini tam olarak fiyat test etti ve buradaki e, imbalans dediğimiz fiyat boşluğunu, fiyat dengesizliğini doldurduktan sonra e, bir geri çekilme yaşadı. Şu an için Ethereum'da da fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz önemli ilk destek seviyesi 2400 9 dolar seviyeleri fiyat bu bölgeyi kaybetmediği sürece çok fazla ben Ethereum tarafında açıkçası karamsar değilim hem Bitcoin ETFinden sonra artık gözler Ethereum ETF'ine çevrilmişken daha ciddi bir geri çekilme olacağını yani açıkçası kendi adıma düşünmüyorum olur da çok ciddi bir düzeltmeye girer Bitcoin sert bir düşüş yaşar bu bölgenin kaybedilmesiyle beraber hani gördüğünüz gibi ben bu bölgede hani alarm attım 2280 seviyelerine. Ne olur ne olmaz hani marketi yani bu zamana kadar bunu defalarca gördük. Teknumda %20, %30 sert fitiller geldikten sonra tekrardan daha üst bölgelere yükseliş gerçekleştirebiliyor. O yüzden benim takip ettiğim 2410 dolar desteği. Bu bölgenin altına sert bir fitil gelirse de 2200 2280 seviyeleri benim Ethereum'da takip ettiğim ve önemli olduğunu düşündüğüm destek seviyesi. Ethereum'dan sonra hemen gene benim yakından takip ettiğim ve güzel kazançlar sağladığım coinlerden bir tanesi olan Mina ile devam edelim. Mina'yı ben geçtiğimiz hafta videoda belirtmeye çalışmıştım ki bu bölge fiyatı güzel bir şekilde tuttu ve %23 civarında bir karlılık sağladı. Umarım değerlendirebilmişsinizdir. Şu anki görünümüne baktığımızda ise Mina'da yani geçtiğimiz hafta belirtmiştim. Son lower high'ını kırıp yeni bir high yaptıktan sonra market yapısını buluşa çevirmişti. Sonrasında yeni bir yüksek dip yaptı. Sonrasında daha yüksek bir tepe yaptı. Bu bölgede yapmış olduğu yeni yüksek dip fiyata şu an için yeni bir yüksek tepe yaptırabilmiş değil. Bu noktada Mina'da bir geri çekilme yaşanması durumundaysa ben fiyatın bir nokta. 14 seviyelerinin altına bir fitil atabileceğini düşünüyorum. Bu noktada da benim Mina'da takip edeceğim ve işlem almayı düşüneceğim seviye 1.11-1.05 aralığı olacak. Fiyat bu bölgeye geldiğinde direkt olarak buradan geniş bir mesafe olduğu için yani direkt olarak bu bölgeyi emirlemeyeceğim. Fiyat gelir şöyle bir hareket gerçekleştirir. Sonrasında şu bölgenin dönüşünde pozisyon alıp ondan sonra long pozisyonuna hani daha kısa zaman diliminde daha güvenli bir long pozisyon almayı düşünüyorum hani daha yakın stoplu. Aslında ne hani dönüş hareketini gördükten sonra pozisyon almayı düşünüyorum desem daha doğru olur. Yeni bir hay yapabilmiş değil fakat bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber bir yükseliş gerçekleştirirse Mina'da da 1.48 seviyene kadar bir yükseliş gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hani pozisyonu yeni giriş yapmayı düşünen arkadaşlar varsa tutuyla belirttiğim alan olan işte 1.30 1.3150 seviyelerinin kralın ve testini takip ettikten sonra gene dediğim gibi 1.49 seviyeleri takip edilebilir ki gene marketin bir çoğunluğu olduğu gibi şu alanlarda çok ciddi şortlar birikmişti. Fiyat ilk olarak buradaki şortçuları silkeleyip imbalans dediğimiz fiyat boşluğunu doldurmak isteyecektir. Toparlamak gerekirse biraz karışık olmuş olabilir kafanızı karıştırmayayım. Hatta şöyle grafiği de temizleyeyim. Fiyat direnç bölgesini kazandıktan sonra bu 1.30-1.31 seviyelerine vereceği testten sonra long pozisyon almayı düşünüyorum. Fakat fiyat direnç bölgesini kazanamadan bir geri çekilme yaşarsa da bu noktada 1.10-1.08 seviyelerini takip edeceğim. Kısa zaman diliminde vermiş olduğu dönüş hareketiyle beraber de long pozisyon almayı düşünüyorum. Şu hatırlatmayı da yapayım. Fiyat illaki bu kutuya gelecek diye bir şey yok. Fiyat gelir dip bölgesinin altına bir fitil atar. Bu bölgede dönüş verir. O zaman gene e, takip edeceğim fiyat hareketi bu bölgenin retest'i olacaktır. E, hani bu hatırlatmaları da yapmamdaki sebep direkt olarak emir atmayacağım. E, fiyatın vereceği yapıya göre pozisyon almayı düşünüyorum. Mina'dan sonra hemen şöyle hızlıca Aptos'ta devam edelim. E, bir önceki videoda Aptos'ta şu alt bölgelerdeki likiditelerden bahsetmiştim. Fakat fiyat bu bölgelere açıkçası gelmedi. Sonrasında direnç bölgesini kazanıp yükselişini sürdürdü. Şu anki görünümüne baktığımızda Aptos'ta gene önemli bir bölgeyi kazandıktan sonra e, bu bölgeye bir test verdi ve sonrasında yeni bir yüksek tepe yaptı. Gene e, işte Mina'nın grafiğinde örneğini verdiğim gibi fiyat bu bölgedeki imbalansı hedefledikten sonra bir geri çekilme yaşıyor şu an için. Fiyat önemli bir direnç olan 10.94 seviyesini hala henüz test edebilmiş değil tekrardan. Fiyat bu bölgeyi kazanamadığı sürece tabii ki sürekli olarak bir risk olduğunu da göz ardı etmemiz gerekiyor. Hani önemli bir direnç seviyesinin altında şu an için Aptos. Son yapılarını incelediğimizde Aptos da gene bu bölgeyi kazanmasıyla beraber artık market yapısını buluşa çevirmişti. Sonrasında verdiği düzeltmeyle beraber de Aptos yeni bir yüksek tepe oluşturdu. Şu an için Aptos da gene benim takip edeceğim ve tepki almasını bekleyeceğim seviye aynı bölge olan 8.80 seviyeleri olacaktır. Bu bölge Hani bana göre e, fiyatı tutabilecek önemli ve güzel bir bölge. Bu bölgeyi kaybetmesi durumundaysa eğer e, o zaman işte daha alt seviyeleri konuşuyor oluruz. Fiyat bir geri çekilmişti bu bölgeyi kaybetti. Sonrasında tekrardan tren bölgesine gelirse ben açıkçası trendten tekrardan long pozisyon almayı değil, bu sefer gene dediğim gibi e, 730 seviyelerini takip ediyor olurum ki hatta bu bölgede benim yani ne olur ne olmaz market ciddi bir crash ya e, sert bir fitil gelir diye emrim bulunuyor yani ufak bir miktar. Bu bölge e, evet güzelmiş deyip bam diye normal işleme girdiğiniz miktarlı bir emir atarsanız sabah lik olmuş olarak uyanabilirsiniz. Hani bu markette ne zaman ne olacağı pek belli olmuyor. Aptostan sonra hemen hızlıca OP ile devam edelim. Optimizmde gene geçtiğimiz haftaki videoda bahsettiğim yapılardan bir tanesi. Şu anki görünümüne baktığımızda gerçekleşmiş görünüyor. Fiyatın ben bu bölgenin şu bölgenin likiditesini temizlemesini bekliyordum. Ki baktığımızda şu an için bu yapı gerçekleşmiş durumda. Eğer bu yapıyı takip edip değerlendiren arkadaşlar olduysa mutlaka stoplarını şu son fitilin altına atıp pozisyonu takip edebilirler. Onun dışında benim optimizmde asıl pozisyonu almayı düşündüğüm seviye. Bir önceki videoda da belirttiğim gibi ve alarm atıp takip ettiğim seviye olan 3.23 seviyesi OP'nin tepki alabilecek bana göre önemli bir seviye. Bu bölgeye alarm attım. Şu an için takipteyim. Gene dediğim gibi bu bölgeden girenler olduysa da stoplarını mutlaka son fitilin altına atıp pozisyonunu tutmaya devam edebilirler. Fiyat şu an için ara destek bölgesi üzerinde tutunmuş durumda. OP'den sonra hızlıca arbitrum'da devam edecek olursak, arbitrum'da da gene benzer şekilde marketin birçoğunda bulunan yükseliş trend yapısı gene arbitrum'da da mevcut. Benim arbitrum'da gene takip ettiğim şu an için ilk önemli ve güzel bölge bana göre 1.8800, 8700 seviyeleri. Fiyat eski tepesi olan 2.12 seviyesinde hani aldı tepki açıkçası çok güçlü ve kuvvetli değil. Arbitrum'da ilk olarak değerlendirmeyi düşüneceğim seviye dediğim gibi 1.87 bölgesi olacaktır. Hani gene benzer şekilde şöyle bir hareket yapıp veya işte bu mum tekte gelmeyeceği için şu şekilde bir hareket verip ondan sonra yükselişini sürdürmesi mümkün. Eğer ki Bitcoin tarafında da bir düzeltme ile beraber sert bir düşüş gelirse de 1.70-1.68 seviyelerine alarm atıp mutlaka bu bölgeyi de takip etmenizi öneririm hem fiyatı yeni bir e, yüksek yaptıran dement diye de geçiyor İşte ne bileyim order block da diyebilirsiniz veya destek diyebilirsiniz tamamen size kalmış yani terimlerin isimlerin çok benim yok önemli olan işte e, tepki alabileceği bölgeleri belirleyip bu bölgelerden işlem alıp kazanmak. O yüzden çok isimlere takılmayın. Önemli olan hangi yapılardan işleme gireceğinizi, hangi yapıları takip etmeniz gerektiğini bilin yeter. Arbitrum'dan sonra hızlıca LDO ile devam edecek olursak LDO da gene Ethereum'un ETF beklentisiyle beraber güzel bir şekilde yükselişini sürdürmüştü. Gene benzer bir yapıda LDO'da mevcut. Baktığımız zaman şöyle 4 saatlikte yükseliş trendini hala koruyor. Kısa zaman dilimine bakacak olursak da hani şöyle bir trendimsi yapısı da mevcut. LDO hani daha alt seviyelere gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ethereum'un alacağı tepkiyle beraber de LDO daha agresif bir şekilde yükseliş gerçekleştirebilir. Bu noktada benim takip edeceğim iki seviye var. İlk bölge olarak destek bölgesi olarak 2.99 3 dolar 2.90 seviyelerini Destek bölgesi olarak ben LDO takip ediyorum. Tabii ki buraya gelip de işte daha uygun fiyattan almak hepimiz isteriz. Fakat fiyat bu bölgeye gelmeden şu şekilde bir hareket yapıp işte trendi kırıp sonrasında sert bir şekilde yükselişini sürdürebilir. Bu noktada gene takip edeceğim ve takip etmenizi önereceğim fiyat hareketi. Bu bölgenin altında bir likidite hareketi gerçekleştirirse dönüşünde longlayabilirsiniz. Veya daha güvenli bir işlem olsun istiyorsanız da trendi kırdıktan sonra değil de Trendle beraber yatayı kırdıktan sonra bu bölgenin retestini takip edip pozisyona dahil olabilirsiniz. LDO'dan sonra marketin dün ve bugün güzel yükselen coinlerinden bir tanesi olan Chiliz'e de bu videoda tekrardan yer vermek istedim. Chiliz benim önceki videolarda izleyenler hatırlayacaktır. İzlemeyen arkadaşlar için şöyle hızlıca bir toparlayayım. Hatta bu sabahta ninjaneviz.io üzerinde analizini paylaştım önemli bir seviyeyi chilizin kazandığını düşünüyorum. Fiyat bu bölge üzerinde yapacağı günlük kapanışlardan sonra tekrardan destek bölgesi olan 0.96 0.95 seviyesine vereceği testle beraber bir pozisyon almayı düşünüyorum ki chilizin gerçekten markette çok ucuz kaldığını düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Hani işte grafiğine baktığımızda coin gerçekten Hala çok dip seviyede fiyat şu an için zaten yükselişini sürdürüyor. Buradan tabii ki de işlem almanızı asla ve asla önermiyorum. Fiyat ne kadar buluş olursa olsun mutlaka bir yerde bir bölgede giriş için bir yapı oluşturacaktır ve oluşturduğu yapıda da doğru ve güvenli pozisyonu almaya çalışırız. Şu an için çilizde benim beklentim fiyat buradaki şortçuları biriken şortçuları temizleyip şöyle bir hareket gerçekleştirebilir. E, bu noktada işte dediğim gibi kazanmış olduğu önemli direncin desteğe dönüşeceği seviyede yani retestinde çilizde pozisyon almayı düşünebilirsiniz. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber ilk direnci olan 0.125 seviyeline kadar ilk olarak bir yükseliş gerçekleştirebilir. Sonraki hedefleri tabii ki çok bana göre değil. Ben ilk destek direnç seviyelerini takip ettiğim için ve ona göre pozisyon aldığım için şu anki beklediğim seviyeler bu şekilde. Gene ekstra bir fiyat hareketi olursa perşembe günkü veya cuma günkü videoda tekrardan inceliyor oluruz. CTO bildiğiniz gibi hani markette yeni listelenen Solana ağının işte LDO'su diye bahsedilen coinlerden bir tanesi. Son zamanlarda özellikle işte bu coin ile alakalı negatif haberler çıktı. Yok işte bu coin işte ajans projesi işte bunun marketingini yaptılar. İşte ekip coin'i dumpladı gibi söylentiler de oldu. Hani asla astarı nedir bilmiyorum. Çok da Açıkçası umurumda değil, ben fiyatın tamamen tekniğe göre e, alım satım bölgeleri belirleyip bu şekilde trade etmeye çalışıyorum. Şu anki görünümüne baktığımızda fiyat direnç bölgesini henüz kazanabilmiş değil ve e, şu anda bulunduğu alan içerisinde böyle filamamsı bir yapı oluşturuyor. Fiyat bu bölgeyi eğer ki yukarı doğru kazanırsa çok ufak bir e, hani normalde 10 bin dolarlık poz açıyorsam bunda 2000 2500 dolarlık ufak bir miktar e, bir pozisyon almayı düşünüyorum. Yani normal aldığım poz boyutunun dörtte biri hani stop olursa çok üzmeyecek bir miktar. Bu bölgeyi kazanamazdı. Bir geri çekilme yaşarsa da 2.13 seviyelerinden tekrardan bir değerlendirmeyi düşünüyorum. Şu şekilde belirtecek olursam 2.05 2.11 bölgesinden tekrardan bir long pozisyon almayı düşünüyorum. JTO tarafında hani dediğim gibi benim coin'in reklamını yaptılar, sonra dumpladılar mı, değil mi? Çok o tarafını bilmiyorum. Fakat hani tekniğinde güzel bir yapı görürsem değerlendirmeyi düşünüyorum. Şu an için hani baktığımızda şurada şu alanda filam bir yapı oluşturmuş durumda. Bunu yukarı doğru kırarsa scalp bir pozisyon almayı Düşünüyorum. JTO'dan sonra pitle devam edelim. Daha önceki videolarda hani şuradaki 3 bölgeyi belirtmiştim. Ben sonrasında fiyat marketinde düzeltmesiyle beraber ciddi bir dump yedi ve sonrasında hızlı bir şekilde bu alanı geri kazanmasın. Ben bu iş olduğunu yani e, önemli olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman şu anki görünümüne pitte olası bir geri çekilme durumunda 0.29 0.28 seviyeleri hem yatayda e, önemli bir seviyeye denk geliyor. Hem de trendlerin retestine denk geliyor. E, bu noktada hani şöyle bir hareket gerçekleştirirse gene pitte de bir pozisyon almayı düşünüyorum buradaki ilk trend kırılımında. Ufak bir long pozisyon açmıştım trendini kırdığı için. Bu bölge tekrardan vereceği testle beraber gene e pitte de tekrardan bir long pozisyon almayı düşünüyorum. Son olarak inc'den bahsetmek istedim. Günlük spot paritesinde şöyle bir göstermek istedim. Fiyat e dip bölgede oluşturmuş oldu işte Çanarkul formasyonundan sonra. Bu bölgeyi hacimli ve sert bir şekilde kazandı. Sonrasında zaten fiyat bir daha buraları görmedi. 4x 4.5x civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Fiyat İlk yükseliş dalgasından sonra 15 dolar ve 19 dolar aralığında kendine bir alan oluşturup fiyat bu bölgede akümüle olmuştu. Şu anki bulunmuş olduğu bölgede yaptığı harekette bana benzer geliyor. Bu noktada e, İnci'de benim takip ettiğim ilk ara destek seviyesi 40 dolar bandı. Fiyat bu bölgede tutunduktan sonra gene tekrardan direnç bölgesini kazanacaktır. Bu bölgeye verdiği ritesten sonra da tekrardan yükselişini sürdürmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden e, İnj de benim yakından takip ettiğim coinlerden bir tanesi. Bu haftaki videoda benim bahsetmek istediğim, takip ettiğim coinler bu şekilde. Bu haftaki videoyu hani salıp bugün çekmek istememdeki sebep aslında hani biraz da piyasada çok fazla hareket olmadığı için ve birçok kişi coin merak ettiği için yarın değil de bugün çekmek istedim. Hani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu hazırlamamıza katkı sağlayan OKEX'e de bir kere daha teşekkürler. Hani bildiğiniz gibi biz işlemlerimizi OKEX borsasında açıyoruz. Sizlerde de OKEX borsasını değerlendirmeyi düşünürseniz videonun açıklama kısmında yer alan maksimum komisyon indirimi olan yüzde %40 indirimli linkle üye olup OKEX borsasını değerlendirebilirsiniz. Buradaki fırsatları, buradaki işlemleri de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoyu perşembe veya cuma günü çekmeyi düşünüyorum. Hani markette gene ekstra bir şey olursa zaten Kemal de günlük YouTube üzerinde canlı yayınlar yapıyor. Gene markette ekstra bir hareket olursa hemen hızlı bir şekilde videoyu çekip sizlerle paylaşıyor olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.